Manyetik perdelemeye girmeden önce bazı fizik kurallarını gözden geçirmemiz gerekecek. Bir telde akım olduğunu düşünelim. Sol tarafta telimizi görüyorsunuz ve bu akımın bu yönde aktarıldığını varsayalım. Fizikte akım I harfiyle ifade edilir. Bu tele yukarıdan baktığımızı varsayalım. Üstten baktığımızda akımın saat yönünde gittiğini görürsünüz. Fizikte akım hareket eden pozitif yükler olarak düşünülür ve hareket eden yük manyetik alan oluşturur. Yani bu akım bir manyetik alan oluşturacaktır. Manyetik alanın yönünü sağ el kuralının bir versiyonuyla bulabiliriz. Sağ elimizin telin burasında olduğunu düşünün. Baş parmağımızda akım yönünü göstersin. Bu noktada akım sola doğru gidecektir. Bu sebeple baş parmağımızı sola doğru çeviriyoruz. Burası da sağ elimizin arkası. Sağ elimizi kullandığımız için parmaklarımız yalnızca bir yöne doğru bükülebilir. Bu telde parmaklarımız aşağı doğru bükülür. Bu akım tarafından yaratılan manyetik alanın yönüdür. Yukarıdan baktığımızda manyetik alan sayfa düzlemine doğru girer. Bu yönden baktığımızda ise manyetik alan aşağı doğru inecektir. Burada B ile temsil edilen manyetik alan teldeki akım tarafından oluşturulur. Aslında bu elektronların hareket etmesidir. Elektronlar negatif yüklü olduğu için akımla zıt yönde ilerlerler. Yani elektronlar bu tarafa doğru hareket ederler. Yukarıdan baktığımızda elektronların saatin ters yönüne gittiğini görürüz. Hareket eden elektronların manyetik alan oluşturması önemli. Şimdi de protonun olduğu bir duruma bakalım. Bir önceki proton NMR videosunda harici manyetik alanın nasıl uygulandığından bahsettik. Buradaki vektör B0 harici manyetik alanımızı temsil ediyor. Harici manyetik alan varsa protonun etrafındaki elektronlar dolaşacaktır. Bunu proton olarak düşünelim. Etrafında dönen bir elektron topluluğu varsayalım. Dolaşan bu elektronlar indüklenmiş bir manyetik alan oluşturur. Elektronlar bu yöne gidiyorsa indüklenmiş manyetik alan aşağı yönde olacaktır. İndüklenmiş manyetik alan uygulanmış manyetik alana zıt yönde olur. İndüklenmiş manyetik alanı pembe ile gösterelim. Bu duruma diye manyetizma deniyor. Buradaki proton genel olarak daha küçük bir manyetik alana maruz kalır. Bunun üzerine bir düşünelim. Belirli bir büyüklükte uygulanmış bir manyetik alan olsun, mesela B0. Dönen elektronlar uygulanan alana zıt yönde bir indüklenmiş manyetik oluşturur. Bu durumda proton genel olarak daha küçük bir manyetik alana maruz kalır. Hemen çizelim. Buna B etkin diyelim. Yani protonun maruz kaldığı etkin manyetik alan. Veya şöyle düşünebilirsiniz. Etkin manyetik alan, uygulanan manyetik alan eksi indüklenmiş manyetik alana eşitse, bu proton, bu atom çekirdeği, harici manyetik alandan elektronlar sayesinde korunur, yani perdelenir. Protonun etrafındaki elektron yoğunluğunu arttırırsak, protonun perdelenmesini de arttırırız. Yani perdeleme, protonun maruz kaldığı etkin manyetik alanı azaltır. Şimdi iki örnek üzerinde düşünelim. Öncelikle protonun kendisiyle başlayalım. Perdelenme yok, etrafında elektron yok. Evet. Etrafında elektron olmadığı için perdelenmemiş bir protonumuz var. Bu proton uygulanan manyetik alanların tüm etkisini hissedecektir. Önceki videodan öğrendiğimize göre uygulanan harici manyetik alan alfa ve beta dönüş durumlarını belirli bir mesafeyle ayırıyor. Burada alfa dönüş durumunu, buradaysa beta dönüş durumunu görüyorsunuz. Aralarında ise belirli bir enerji farkı mevcut. İşte enerji farkı. Şimdi sağdaki örneğe geçelim. Sağdaki örnekteki proton bir molekülün içinde ve perdelenmiş halde. Etrafındaki elektron yoğunluğunu zaten görüyorsunuz. Yazalım. Perdelenmiş proton. Bunun ne anlama geldiği hakkında konuştuk. Perdelenmiş bir protonun etrafında dönen bir elektron yoğunluğu vardır ve bu uygulanan manyetik alana zıt yönde bir manyetik alan oluşturur. Böylelikle bu proton daha az etkin manyetik alan hisseder. Önceki videoda manyetik alan azaldığında ne olduğunu anlatmıştık. Manyetik alan kuvveti alfa ve beta durumları arasındaki enerji farkına denk gelir. Soldaki örneğe kıyasla manyetik alanı azaltırsak enerjiyi de azaltmış oluruz. Yani manyetik alanın azalması alfa ve beta durumları arasındaki enerji farkını azaltır. Bunu yazabiliriz. Burada alfa ve beta durumlarını gösterebiliriz. Aralarındaki ufak boşluğu da gösterelim. Yani enerjide azalma var. Biliyoruz ki enerji farkı E eşittir H nu. Enerjiyi azaltırsak frekansı da azaltırız. Enerji ve frekans doğru orantılı. Bu sebeple perdelenmiş proton, perdelenmemiş protondan daha düşük frekansa soğurma yapar. Perdelenmemiş protonda enerji farkı daha yüksek bir frekansa karşılık gelir. Çünkü enerjide daha büyük bir fark vardır. İşte NMR spektrumuna bakarken bunu düşünmeliyiz. Burada genel bir NMR görüyorsunuz, gerçek değil. İki tür proton örneğini görmek için çizdim. Burada bir spektrum var, işaretleyelim. Bu perdelenmemiş spektrum, aşağıdaki ise perdelenmiş spektrumu temsil ediyor. Tekrarlayayım, bu gerçek bir NMR spektrumu değil. Sadece burada ne olduğunu daha iyi anlamanız için hazırladım. Soldaki örnek yani perdelenmemiş proton üzerine hızlıca düşünelim. NMR spektrumunda sola doğru ilerledikçe perdelenmemiş olma ihtimali artar. Perdesiz olma durumu daha da arttıkça daha büyük manyetik alan oluşur. Daha büyük manyetik alan daha büyük enerji farkına karşılık gelir. Daha büyük enerji farkı da daha yüksek frekansta soğurmaya karşılık gelir. Bu sebeple sola doğru gittikçe perdelenmemiş bir proton görürüz. Burada NMR'daki sinyali görüyoruz. Bu perdelenmemiş protonun yüksek frekanstaki sinyali. NMR spektrumunda sola doğru devam ettikçe sinyal frekansı yükselir. Şimdi sağ taraftaki perdelenmiş protondan bahsedelim. NMR spektrumunda sağa doğru gittikçe perdelenme ihtimali artar. Burada bu protonun sinyalini görüyoruz. Sol taraftakinden daha fazla perdelenmiş. Evet. Sağa doğru ilerledikçe perdelenme oranı artar. Perdelenmenin artması etkin manyetik alanı azaltır. Etkin manyetik alanın azalması alfa ve beta durumları arasındaki enerji farkını azaltır. Böylelikle soğurulan frekansı azalır. Sağa doğru hareket ettikçe sinyalin frekansı düşer. FT NMR işte bu şekilde. Buradaki harici manyetik alan sabittir ve örneğe farklı frekans aralıkları içeren kısa vuruşlarla temas edilir. Bu frekanslar enerji farklarına karşılık gelir bir frekans bu enerji farkına denk gelebilir. Proton daha düşük enerji durumlarına döndüğünde ise NMR makinesi bize bu sinyali verir. Diğer bir frekans da bu enerji farkına denk gelebilir. Ve yine NMR makinesi bize bu sinyali verir. İşte FT NMR. Bunların hepsini bir kere de yapıyoruz ve NMR makinesi bize NMR spektrumunu veriyor. Daha eski enemarlarda frekans sabit tutulur ve manyetik alanların şiddeti değiştirilir. Eski enemarlarda sağa doğru gittikçe daha kuvvetli bir manyetik alana ihtiyaç duyulur. Buna yukarı alan diyoruz. Enemar spektrumunda sola doğru gittikçe daha düşük manyetik alan gücüne ihtiyacımız olur. Buna aşağı alan diyoruz. Bunlar aslında eski tür enemarlarla ilişkili eski terimler fakat yine de karşınıza çıkabilir. Evet, bu videoda farklı miktarlarda perdelenen iki protondan bahsettik. Buradaki tamamen çıplak yani perdelenmemiş olan proton, buradaki ise perdelenmiş olan protondu. Perdeleme miktarları farklı olan iki proton farklı iki ortamda bulunuyorlar. Dolayısıyla iki farklı sinyal elde ediyoruz. İki farklı sinyal NMR üzerinde iki farklı frekans olarak yansıyor. Protonlar aynı ortamda olsaydı yalnızca bir sinyal elde ederdik. Bundan bir sonraki videoda daha fazla bahsedeceğiz.